Richard Choque Flores 77 kadına saldıran ve en az 3 kadın ve 1 erkeği de öldüren 32 yaşındaki seri katil ve tecavüzcü Richard Choque'ye korkunç davası Bolivya'yı şok etmişti. 9 Kasım 1988'de Bolivya'da doğan Richard Choque Flores seri katil ve tecavüzcüydü. Davası 30 yıllık cezasının 3'te birini bile çekmeden serbest bırakıldığı dönemde herkesi şaşırtmıştı. Richard Chokey'e Flores serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra 2021'de en az iki kadını daha öldürecekti. Hayatına dair Richard Chokey Flores hakkında geçmiş hayatı ve eğitimine dair pek bir bilgi bulunmamakla birlikte suç hayatı, psikopatlıkları ve karıştığı olaylara dair ise birçok bilgi bulunmaktadır. İlk kez 2013 yılında başkent La Paz yakınlarındaki El Alto kentinde yer alan San Martin mahallesindeki evine öldürüp de cesedini gömdüğü 20 yaşındaki Blanca Rubi Limaşia'ya karşı tecavüz etme, işkence yapma ve cinayet suçundan tutuklanmıştı. Kasım 2015'te ise 20 yaşındaki bir kızı kaçırıp öldürmekten 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak yargıç Richard Chokey'nin hazırlattığı sahte bir doktor raporu üzerine ölümcül bir hastalığa yakalandığı iddiasıyla cezasını ev hapsinde çekmesine izin verecekti. 9 yıl sonra 24 Ocak 2022 tarihinde tecavüz ettiği 43 yaşındaki bir kadının kendisini şikayet etmesi üzerine tekrar yakalanacaktı. Tutuklanmasının ardından Richard çok Chokey'nin Facebook üzerinden kurbanlarını aradığı, suçla mücadele özel kuvvetlerinden bir polis kılığına girdiği ve genç kadınlara seks işçisi olarak iş teklif ettiği öğrenildi. Hapishaneden ikinci kez çıkar çıkmaz başka bir profil altında Hayde Mitzi Flores Alarcon isimli bir Facebook hesabı oluşturdu ve bu sahte hesaptan Mayıs ve Ağustos 2021'de kaybolan ve 24 Ocak'ta gömülü halde bulunan iki genç kız da dahil olmak üzere 7 77 kadınla iletişime geçti. Facebook'unda boş zamanlarında günlük gelir isteyen arkadaşlar. Saat başı günlük veya haftalık ödenir. İlgilenenler bana yazsın diye bir mesaj yayınlamıştı. Bolivyan bölgesindeki Calle Rafael Pabon numara 10 adresindeki evinde 3'e 4'lük bir odada yapılan aramada iki kadının çürümüş halde cesedi bulundu. Kurbanların 18 Mayıs 2018'den beri kayıp olan 17 yaşındaki Lucy Maya Ramirez Zambrana ve 27 Ağustos 2021'den beri yeri tespit edilemeyen 15 yaşındaki Iris Maylin Vilka Kolki'ye olduğu belirlendi. 32 yaşındaki Richard Chokie Flores komşularına gösterdiği nazik muamelenin arkasında ısında tehlikeli bir katil ve seri tecavüzcü yatmaktaydı. Tüyler ürpertici sicili tüm Bolivya'yı şoke etti ve öfkelendirdi. Richard Chocoy'un motivasyonu kurbanlarla temasa geçmek ve onlardan bir paket teslim etmelerini istemekten ibaretti. Onlara kendi seçtiği bir yeri ziyaret etmelerini söylüyor, bunun üzerine polis kılığına girerek onların yanına gelip uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları suçlamasında bulunuyordu. Richard Chokey'e daha sonra kurbanı video kayıtlarında suçunu itiraf etmeye zorlayarak kaydediyor ve onları polise teslim etmeme karşılığında para ve seks için onlara şantaj yapıyordu. Birçok cinayet işlemiş olmasına rağmen kayda değer ve ispatlanmış bilinen cinayetlerini sırasıyla anlatacağız. İlk cinayeti Fidel Leon Chokey'e. Richard Chokye'nin 18 yaşındaki ilk kuzeni olan Fidel Lecon Chokye 19 Mayıs 2011'de gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. O, o sırada Richard, Kokabamba'daki Çavuş Askeri Okulu'na 5000 dolar karşılığında girmesine yardım edeceğine dair kuzenine söz vermişti. Richard Chokye, kuzeni ortadan kaybolduktan sonra bile Fidel'in annesini hala hayatta olduğunu iddia ederek ve oğlunun askeri kariyerini ilerletmesi için mali yardım sağlamasını istiyordu ve kendisine Fidel Lecon çok iyi iletmesi için para göndermesini istiyordu. Sonunda Fidel Lecon'un annesi Fidel'in öldürüldüğünden şüphelenmeye başladı ve Richard'a karşı bir şikayette bulundu. Ancak delil yetersizliğinden reddedildi. Fidel'in cesedi bulunduğunda otopside zehirlendiği ve ardından başının kesildiği belirlendi. Bu cinayetten dolayı ispat edildikten sonra Richard çok iyi 30 yıl hapis cezası alacaktı. İkinci Cinayet Blanca Ruby Limashi Richard Chokey'nin kesin olarak teyit edilen kuzeninden sonraki ilk kurbanı 20 Kasım 2013'te ortadan kaybolan Blanca Ruby Limashi idi. 8 gün sonra cesedi Chokey'nin aile evinin altında gömülü olarak bulundu. Bildirildiğine göre Facebook aracılığıyla Mauricio Teran adıyla onunla iletişime geçmiş ve askeri okula girmesine yardım edeceğine söz vermişti aynı kuzenine yaptığı gibi. Ancak çok ye bunun yerine onu kaçırdı, işkence etti, cinsel saldırıda bulundu ve sonunda onu öldürdü. Limaşin'in ortadan kaybolmasının ertesi günü Richard çok annesiyle cep telefonu aracılığıyla iletişime geçti ve kızının sağ salim dönmesi karşılığında 20 bin dolar fidye talep etti. Kadında gerekli miktar olmadığı için kaçırılan kişinin söylediği gibi yapması talimatını veren polis ile temasa geçti. Kadın polisin de gözetiminde para dolu olduğu sanılsın diye içine ağırlık konulmuş kutuyu istenilen yere bıraktıktan sonra müfettişler Richard iyi e gelip kutuyu aldığı esnada tutukladılar. Daha sonra evine kadar götürüp olay yerini incelediler. 2015 yılında hem Richard Chokie hem de suç ortağı Jose Luis Casilla Mahaça suçlu bulundu ve şartlı tahliye olmaksızın 30 yıl hapis cezasına çarptırılarak yakalandılar. 3. Cinayet Lucy Maya Ramirez Sıra olarak katilin 3. cinayeti olmasa bile kanıtlanmış ve ceza almış olduğu 3. cinayetidir. 7 çocuğun en büyüğü olan Lucy Ramirez, 18 Mayıs'ta evinden çıktıktan sonra geri dönmemiş ve kaybolmuştu. Annesi Maria Zambrana, 17 yaşındaki çocuğunun bir ay önce sekreter olarak çalışmaya başladığını söyledi. O günlerde yeni bebeğim olduğu için sekreter olarak çalıştığı muayenehanesine hiç ziyarete gidememiştim diyen kadın, o günlerde doğumdan yeni çıktığını sözlerine ekliyordu. Kızının Diego adında bir adamla çalıştığında da sözlerine eklemişti. Annesi Lucy'nin son 3 haftadır hafta sonları yaptığı gibi o cumartesi de öğleden sonra 2'de evden ayrılıp ofise gittiğini, saat 4'te onu aradığını ama kızının artık cep telefonuna cevap vermediğini, cep telefonunun kapalı olduğunu söyleyecekti. Lucy'nin kaybolduğu gün aile sabaha kadar kızının cep telefonunu aradı. Aile o andan itibaren dinlenmeden, usanmadan kızını aramaya başladı. Genç kızın annesi gözyaşları içinde artık telefonla cevap vermiyor. Yanına kıyafet eşya bavul da almadı ve onu bir daha hiç görmedim diyecekti. Haziran ayında Lucy'nin ortadan kaybolmasından iki hafta sonra Richard çok iyi e kızın ailesini aradı ve kızlarının hayatı karşılığında 70 bin dolar fidye talep etti. Bana ödeme yapmazsanız kızınızı parçalayacağım demişti ve ileride yakalandığında görüleceği üzere de söylediğini yapmıştı Richard çok iyi. E. Kızın babası ailesinin fakir olduğunu ve bu parayı bulmaların imkansız olduğunu söylemişti. Kızın ailesine baskı yapmak ve tehdit etmek için Richard iyi verdiği süre dolunca diğer öldürdüğü kişilerin kopmuş cesetlerinin resimlerini ailesine gönderdi. Size kurallarımı çiğneyen insanların bazı fotoğraflarını bırakıyorum. Polise bu mesajla giderseniz başka önlemler alacağım. Sevdiğinizi geri almak için anlaşmaya uyun yazan bir mektupla birlikte göndermişti. Lucy'nin annesi suçlu tarafından kaçırılacaklarından korktuğu için artık diğer çocukların da sokağa çıkmasına bile izin vermiyordu. Ailesi katilin aradığı parayı bulamayınca çaresizce polise ihbarda bulundular. Ancak tüm yapılan aramalara rağmen o dönem ne katil ne de kızları bulunamamıştı. Bir daha Richard çok aileye herhangi bir mesaj da gelmemişti. Zira çoktan genç kızı öldürmüş yeni kurbanlarını aramaya başlamıştı. 17 yaşındaki Lucy Ramirez Zambrana'nın cesedi bulunduktan sonra kafasına aldığı künt darbe sonucu öldüğü belirlendi. 4. Cinayet Iris Mylin Vilka Chokar. 15 yaşındaki Iris 27 Ağustos'ta Alto Villa Victoria'daki evinde ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Iris'i kaçıran Richard çok iyi kızın ailesiyle Facebook aracılığıyla konuşarak aileye mesajlar göndermişti ve onlardan kızlarının hayatı için 60 bin dolar fidye istedi. Bu esnada aile yaşamak için yeterli yiyeceğimiz bile yok. Bu miktarda bu parayı nasıl bulacağız diyerek çaresizce düşünmeye başlamıştı. Iris'in annesi Alicia Veronica vermiş olduğu ifadede Richard çok kızının kaybolmasından 2 hafta sonra onu aradığını bildirdi. Hayatı karşılığında benden 60 bin dolar istedi. Elimde o miktar yoktu. Polise gittim, fotoğrafları gösterdim ve Eylül ayından beri her gün karakoldayım. Kızımı durmadan arıyorum diyecekti. Daha sonra Richard çok iyi e onlara inandırıcı olması adına Iris Miley'in Wilka'nın hala hayatta olduğu ve bir yatağa bağlı haldeki fotoğraflarını gönderdi. Ancak aile ne kızlarını kurtarabilecek parayı bulabildi ne de polise şikayet etmelerine rağmen polisler katili yakalayabildi. Ve Richard çok iyi e istediği amacına ulaşamayınca genç kızı öldürerek yeni kurbanlarını aramaya başlayacaktı. Tutuklama, yargılanma ve hapis. Birkaç ay süren araştırmaların ardından polis, tüm görgü tanıkları ve katilin kullandığı Facebook hesabına ait IP adresinin tespit edilmesi üzerine Richard Chokin'in ismine ve adresine ulaştılar. Mayıs ve Ağustos 2021'de kaybolan iki genç kızın cesetleri de bulunacaktı. Bunlardan biri Chokin'in kız kardeşi ve annesiyle birlikte yaşadığı El Alto'daki evin bahçesine gömülmüştü. 2 Şubat'ta da ikinci kurbanın iskelet kalıntıları yine aileye ait başka bir mülkte gömülü olarak bulunacaktı. Buna ek olarak Richard Chokey'nin 19 Mayıs 2011'den beri kayıp olan kuzeni Fidel Lecon'un kalıntıları da ve gelecekteki bir kurbanı için olduğu tahmin edilen başka bir boş mezarda keşfedilecekti davanın yanlış yönetilmesinden rahatsız olan bir grup komşusu katilin evinin önüne gelerek cesetlerin bulunduğu evi yakmaya çalıştı. Ve evin girişinde iki adet lastiği ateşe verdiler. Bu durumla karşı karşıya kalan El Alto polisi El Alto şehrinin Rafael Pabon caddesi numara 10'da bulunan katilin evinde yangının büyüyerek diğer evleri de tehlikeye atmaması ve sıçramaması için önlem alarak yangını söndürdüler. Benzer şekilde polis mülkü mühürlemediğinden birkaç kişi mülke girerek kıyafet ve mücevher gibi olası delilleri de çalacaktı. Kayıp kadınların anneleri de kızlarının akibeti hakkında bir ipucu bulma umuduyla eve gelerek yanmış giysileri ve diğer yanmış eşyaların arasını arayacaklardı. Bolivya polisi genel komutanı Johnny Aguilera, psikiyatrik bir değerlendirmeden geçirildikten sonra Richard Chocuye psikotik eğilimlere sahip, antisosyal kişilik bozulduğu teşhisi konulduğunu açıklayacaktı. Bunların en dikkat çeken tepkimeleri ise Richard Chocuye'nin saldırganlık ve vicdan azabı duymamasıydı. Savcılar Richard Chokey'nin kaç suç işlemiş olabileceğini belirlemek amacıyla ve evlerinin altına bahçelerine ne kadar ceset gömmüş olabileceğini bulmak için Chokey'nin El Alto şehrinin Bolivyan semtindeki annesi ve kız kardeşiyle paylaştığı evin yıkılmasına ve altında kazı çalışması yapılmasına izin verdi. Chokey'e sorgulandığı sırada evinin altında ve bahçesinde bulunan cesetler sorulduğunda ''Hatırlamıyorum, çok sarhoştum.'' dedi. Yetkililer Eski yargıç Rafael Alcon'un 24 Aralık 2019'da Richard Chokey'e 2020'nin ortalarına kadar 18 ay ev hapsi vermeye karar verdiğini ancak Richard Chokoye'nin bu ev hapsine riayet etmeyerek 2 hafta öncesine kadar serbest olduğunu açıkladı. Adli makamlara göre Richard Chokey kendilerine ölümcül bir hastalığa yakalandığına dair bir doktor raporu sunmuştu ve yargıç Rafael Alcon bu rapor üzerine ev hapsine karar verdiğini söylemişti. Ancak Richard Chokey alınan ifadesinde hiçbir zaman bir doktor tarafından değerlendirilmediğini ve avukatına 3500 dolar ödediğini ve her şeyi onun hallettiğini bildirdi. Avukatı bir doktora rüşvet vererek sahte bir rapor hazırlatmış ve bu rapor sayesinde hakim ile de bağlantı kurarak Richard çok Chokey'nin serbest kalabilmesi için ev hapsine çevrilmesine karar verilmesini sağlamışlardı. Bu yaşanan skandallar üzerine eski yargıç Rafael Alcon'un yanı sıra işbirlikçileri, doktoru ve katilin avukatları da tutuklanacaktı. Hakim, savcı ve avukatlardan oluşan bir konsorsiyum olduğu iddia ediliyordu ve bu yargı skandalı üzerine birçok kişi gözaltına alınmıştı. El Alto'daki yolsuzlukla mücadele ve kadınlara yönelik şiddetten sorumlu 3. soruşturma mahkemesince Richard çok iyi yargılandığı her suçtan suçlu bulundu ve şartlı talihi olmaksızın 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve bunun üzerine Chongkokchoro hapishanesine transfer edildi. Hapishaneden çıkış tarihi olarak 26 Ocak 2052 yılı belirlendi.